Sarı Kantoron Forte diye bir ürün daha geliştirdik. Bu da aynı şekilde beyindeki bir serotonin hormonunu salgılanmasını artırır. Genellikle bu tür hiperaktif olan çocuklar agresiftir, gergindir, hırçındır. Anne, baba, arkadaş kimseyi dinlemez. Bazen saldırgan da olabilir. Sarı kantoron beyindeki serotonin hormonunun salgılanmasını artırır. Böylece kişiyi sakinleştirir, neşelendirir, mutluluk, huzur verir. Rahatlatır, relax. İki, noradrenalin hormonu salgılanmasını artırır. Noradrenalin hormonu kişiyi konuya odaklandırır. Üç, dopamin hormonu salgılanmasını artırır. Vesaire. Yani beyindeki birçok hormonun evet, salgılanmasını düzenleyici özelliklere sahiptir. Peki bu sarı kantaron otu genel anlamda bakılınca hani yetişkinler için bile zararlı olarak internetlerden, bilgilerden yola çıkarak söylüyorum. Yani yan etkileri vardır diye düşünüyor. Siz diyorsunuz ki çocuklar için de kullanılabilir diyorsunuz. Yani bunu nasıl açıklayabiliriz izleyicilerimize? Yan etkileri vardır. Sarı kantoron internet üzerinden olan bilgilerde işte yan etkileri vardır vesaire gibi. Hani bunun açıklamasını siz yaptınız da daha ayrıntılı bir şekilde nasıl algılayabilir izleyicilerimiz? Kıyas yapacak. Sarı kantoron işte zararlıdır vesaire diyorsa bir kişi o herhalde dünyada yaşamıyor. Uzaylıdır. Dünyadan haberi yoktur. Şimdi ben bununla ilgili günümüzde en detaylı bilgi ve belgeyi yani araştırdıktan sonra yayınladım. Bu konuda evet, sarı kantoron hakkında yüzlerce klinik araştırması var. Sarı kantoron dünyada ginkgo'dan sonra en çok damlası derecesi yapılan. Bakın şimdi nedir? Gießen Üniversitesi, Justus Liebig Üniversitesi, Almanya'nın Gießen şehrinde 134 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Bunlardan donukluk, cesaretsizlik, iç huzursuzluk, baş ağrısı, uykusuzluk, depresyon gibi rahatsızlıklar tedavi edilmiş. Profesör Doktor Şarada ve ekibi korku, depresyon, uyku rahatsızları olan 163 hastayı tedavi etmiş. Profesör Doktor Wolfs Psikiyatri Kliniği Jena, Almanya'da bir şehir. Sarı kantoron ekstraktından elde edilen damla derece kapsüllerle 2356 hastayı tedavi etmişlerdir. Bunlar nasıl hasta? 1. Ağrı kesici özelliği var. Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı nevralji, sinirsel ağrıları olan insanların ağrılarını kesmiş, rahatlatmış, ağrı kesici. 1. Kimyasal ilaç kullanmasına gerek kalmıyor doğal olarak. Hayır. Kanserli uğurların tedavi sırasında ortaya çıkan mesela kemoterapi ve radyoterapi nedeniyle ağrı bunları dindirmiştir. Darmstadt Psikiyatri Kliniği tarafından depresyon rahatsızlığı olan 209 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış, hastalar iyileştirmiştir. Ayrıca sadece İngiltere'de 18 klinik araştırması yapılmıştır. Klinik araştırması ne demek? Türkiye'de sarı kantoronla ilgili bir tane klinik araştırması yapılamadı. Neden? Sadece İngiltere'de 18 tane klinik araştırması yapılmış. Türkiye'de bir tane yapılamamış. Neden? Klinik araştırması yapmak için para lazım, imkan lazım, ortam lazım, hastane lazım, ekip lazım. Bunun için de milyon dolar yani 1, 2, 3 değil, milyon dolarlarca bu işe para yatıracaksınız ki klinik araştırması yapabilirsiniz. Kalkıyor birisi internetten bir yazı yazıyor. Sarı kantoron zararlı. Kime çalışıyor? Neye çalışıyor? Antidepresan ilaç üreten firmanın mümessili. Evet. Yalandan uyduruyor ki antidepresanlar satılsın, kendi firmasının ürünü satılsın. Kasıtlı maksatlı haber yapıyor. Burada bunu bu klinik araştırmaları yapan insanlar ilim adamı hepsi. Boş adam değil ama o internete yazı yazan adam boş.